Merhabalar. Yemek çeki ödeme planı nasıl oluşturulur? Satışlarımız karşılığında aldığımız akıllı kart veya yemek çeklerini sistemde kullanabilmek için ödeme planlarını oluşturmamız gerekmektedir. Bunun için klavyemizden F10 tuşu ile veya diğer logosuna tıkladığımızda arama alanımıza gelerek ödeme yazmamız durumunda parametreler altında bulunan ödeme planları ekranımızı çalıştırırız. Yeni bir ödeme planı tanımlayacağımızdan dolayı F4 ekle komutunu kullanarak ödeme planı tanımlama ekranına geliriz. Burada firma alanımız default olarak gelmektedir. Hangi firmada bilgi girişi sağlamak istiyorsak ilgili firmadan giriş sağlamamız gerekmektedir. Plan bilgileri alanımıza geldiğimizde ise burada ilk olarak vereceğimiz bir ödeme planı kodu ve daha sonrasında tanımlayacağımız ödeme planına ait bir açıklama belirtmemiz gerekmektedir. Örneğin, daha sonrasında ise ödeme planımıza ait indirim kartımız varsa listeden indirim kartımızı seçebileceğimiz gibi ödeme planına ait indirim ve masraf yüzdesel değerlerimizi buradan giriş yapabilmekteyiz. Daha sonrasında ödeme planımızı hızlı satışlarda kullanabilmeyi, mobil sistemlerde ve restoranlarda kullanabilmek için ilgili işaretlemeleri gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Restoran kullanılabilsin değerinden sonra bize çıkacak olan default değer, restoran ekranlarımızdaki tahsilat alanlarımıza geldiğimizde ve ilgili ödeme planımızı seçtiğimizde karşımıza çıkacak default bir değer var ise buradan giriş sağlamamız gerekir. Fiyat gruplamalarına baktığımızda ödeme planına ait bir fiyat grubu tanımlaması varsa listeden birçok fiyat grubu seçilebilmektedir. Magento metoduna geldiğimizde ise Magento kullanan bir firma isek buradan ilgili ödeme planı metodunu giriş sağlamamız gerekmektedir. E-ticaret kullanan firma isek burada görmüş olduğunuz B2C ve B2B bilgilerini doldurmamız gerekmektedir. Sanal post bilgilerini listeden tanımlayıp ve ekranımıza getirerek daha sonrasında yapacağımız taksitlendirmelerin kaç taksit olduğu, artı taksit uygulayacağımızı veya örneğin minimum 100 TL üzerindeki alışverişlerde bu kadar taksit seçeneği gibi örnekler oluşturabileceğimizi veya taksit erteleme seçeneği ile kombomuzdan ilgili değerlerimizi seçebilmekteyiz. Daha sonrasında B2C'de ve B2B'de göster seçeneği ile tanımladığımız komisyon değerlerini de gösterilmesini sağlayabilmekteyiz. Diğer alanına geldiğimizde ise vereceğimiz özel kod 1 ve 2 ödeme planlarımız arasında gruplama yapmamızı sağlamaktadır ve yetki kodu ile de kullanıcılar arasında kısıtlama sağlayabilmekteyiz. UB'li ödeme kodu ile de görmüş olduğunuz kombo içerisinden ödeme kodlarımızı seçebilmekteyiz. Daha sonrasında durum çubuğumuza geldiğimizde üzerinde hareket olan eski ödeme planlarımızı artık kullanmayacağımız durumlarda ilgili durumunu pasif seçeneğine getirerek artık ödeme planımızı pasif listesine atmış bulunmakta oluruz. Ödemelere geldiğimizde ise yapacağımız ödeme tipi yemek çeki olduğundan dolayı ilgili ödeme tipi seçilir. Daha sonrasında tutar formülünde aşağıda görmüş olduğunuz tutar formül girişinde verilen istekler ve karşılığında gireceğimiz değer olarak formül seçenekleri verilmektedir. Buraya genel fiş tutarını yani G değerimizi gireriz. Tarih formülasyonuna baktığımızda ise görmüş olduğunuz hesaplanacak tarih seçeneklerinde ve karşılığında yapmamız gereken formülasyon değerleri gelecektir. Burada ilgili firma ile anlaştığımız ödeme planındaki formülleri girmemiz gerekmektedir. Diyelim ki ilgili firmadan yemek çeklerini bir sonraki ayın ikinci cuması şeklinde alacağımızı düşünürsek ay alanımıza bir sonraki ay olan artı bir değerimizi girip hafta alanımıza geldiğimizde ise ilgili gün haftanın kaçıncı günü olduğunu yani cuma gününün haftanın 5. günü olduğu değerini girip daha sonrasında virgül ile ayın ikinci cuması olduğundan dolayı 2 değerimizi gireriz. Ve daha sonrasında yemek çeki tanımından liste içerisinde bir yemek çeki tanımı yapmamız gerekmektedir. F4 ekle diyerek bir yemek çeki tanımı oluştururuz. Çek türümüzü akıllı kart ve yemek çeki seçeneğinde belirtebilmekteyiz. Daha sonrasında bir kod ve açıklama girerek uygulayacağımız komisyon değerimizi ve yemek çeki karşılığında düzenleyeceğimiz faturalandırma bilgilerini ilgili alandan girmemiz gerekmektedir. Listeden yemek firmamızı seçer ve daha sonrasında hizmet kartımızdan verilen türdeki yemek çeki bedelimizi seçip F2 kaydet diyerek ve ilgili listemize getirmek için F2 seç diyerek satırımıza getirmiş bulunmaktayız.
Aynı şekilde alta yeni bir satır oluşturmaktadır. F2 kaydetmemiz durumunda bu satır kendiliğinden silinecektir. İlgili işlemimizi tamamlayıp F2 kaydet tuşuna bastığımızda görmüş olduğunuz gibi yemek çeki ödeme planı tanımımız gerçekleşmiş bulunmaktadır.